halı saha yapmak. Halı saha değil. Küçük bir spor sahası. Akşamları kapanacak. Işıkları bile yok. Anahtarları sizde duracak. İşletme olmayacak. Akşam 6'dan sonra çalışmayacak. Sizin yanınızda torunları olan var mı aranızda? Hepimizin yanında. Yanınızda mı hepsi? Evet. Yanınızda mı hepsi? Hepsi bakın yanınızda şu anda değil. Merhabalar Mustafa Bey. Ben Çamlıkent'te oturuyorum. 40 tane mesaj var. O 40 kişi de burayı gelse sizden fazla olsa yaptırıyorum diye sizden fazla olsa onlara da nasıl cevap vereceğim? Şimdi orası 11 mahalle 11 semt sahası yapıyoruz. Ben bakıyorum Recep Başkanım, Cumhuriyet Halk Partililer de burada. Evet. Keşke onlar bu işlere sahip çıksaydılar da onların döneminde yeşili sağ olsaydı. Bakın açık söylüyorum, bu iş tamamen kışkırtma işi. Bunu da açık ve net söylüyorum. Bakın bir şey söyleyeyim. Burası sevgili dostlarım, sevgili büyüklerim, 50 tane yapın diye dilekçe var. Şu anda sizden fazla. Ben ne yapayım şimdi? Bakın bir şey söylüyorum. Size darılmıyorum. Biz karşı hayır, değiliz. Size darılmıyorum. Biz karşı bakın, değiliz. Bakın bir şey söyleyeyim. 11 mahalleye 11 semt sahası yapıyoruz. Bizim bir şey söyleyeyim ama. Bir şey söyleyeyim. Beni dinler misiniz? Hayır öncesi. Ama dinledim ben sizi. Hayır dinlemediniz. Bir dinleyelim. Dinleyelim. Hayır dinlemediniz. Bakın bir şey söyleyeyim. Biz ama siz konuşursanız. Ama dinleyin. Bu iş. Yani siz semt sahası. Ya biz bakın torunlarınız oynayacak ya. Hayır. Ve bu halı saha kiralanmayacak. Akşam 6'da o bebeleriniz var ya içinde oynayacak. Biz yani kiralık değil. Bu yeşili, bu doğayı, bu sporu niye sevmemiş bu Keşan bugüne kadar? Niye bu belediye yapmamış bugüne kadar? Siz doğa için orada 6-7 tane ağaç keseceksiniz. Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır. Taşırız biz onları. Biz onları taşırız. Bu iş yapılacak. Başka şansı yok. Çünkü bebelere, çocuklara gel... Bakın olmaz. Tamam, öyle bir şey yok. Gürültü yok. Spor tesisine karşı. Büyüklerin gürültü yok. Ben bakın bir şey söyleyeyim mi? 11 mahalleye 11 semt sahası. Çamlıkent'in semt sahasını nereye yapacağız? Bir yer gösterin. Burası Çamlıkent değil. Hayır, İsmail'in arkasında biz evlerimizin bakın, içini istemiyoruz. Bakın hepinizin yaş ortalaması büyük. Torunlarınız var. Siz bak canlı yayında da bizi seyrediyorlar. Ve Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar da burayı yapılmasın diye Çamlıkent'e semt sahası yapılmasın diye başkan gelmiş buraya. Yazıklar olsun ya. Böyle bir şey var mı ya? Hayır biz çağırdık onları. Ve bunu ben izah edeceğim. Peki bu imzaların bir yeri yok mu? Yok başka yer yok. Hayır. Böyle bir şey yok ya. Ben yine bugün geldiniz de yollarınızı yapıyoruz. Teşekkür edeceksiniz sandım. Yapacaksınız tabii. O sizin şeyiniz. Başkanım bizi dinleyin. Bakın bakın arkadaşlar. Burada 100 kişiye yapın. 500 metrekare alan kapalı. Kiraya verilmeyecek. Biz, çocuklarınız içinde akşamüstü top oynayacaklar. Bu gürültü yok. Arabalarınıza doğru otopark yapıyoruz. Sonucu bilmiyorsunuz ki. Eğer projeyi bilmiyorsunuz. Peki niye bize bir açıklama yapın? Ama bizlerin sundunuz mu projeyi bize? Siz bu bitsin bu proje. Hayır. Orası çamurdan hayır kurtulacak. Projeyi her tarafı paket taş olacak. Sundunuz mu bize? Ama size, var mı? Siz, size sunmanıza gerek yok. Aa, beğeneceksiniz. Yok hayır hayır. Bu, bakın arkadaşlar. Hayır. Bu Spor Toto'nun, hayır. Sağlık Bakanlığı'nın, Sağlık Spor Bakanlığı'nın yapmış olduğu bir proje. Bu orada olacak. Kapalı kalır. Siz çalıştırmayız. Siz merak etmeyin. Rahatsız olmazsınız. Ya sizlere, sizlere orada Çamlıkent Parkı var. Sizin orada huzur dolu bir parkınız var. Onu da yeniliyoruz. Ya siz hizmet istemiyor musunuz? Biz evlerimizin içine istemiyoruz. İstemiyoruz. Hizmet istemiyorsunuz. Hayır. Saptırmayın işi. Biz buna karşı değiliz. Evlerimizin bu olacak. Hayır olmayacak. Bu olacak. Hayır olmayacak. Kapatacağız. Hayır. Torunlarınıza hesap verin. O zaman siz orada oturanları hiçe sayıyorsunuz. Hayır hayır hiçe saymıyorum. 11 mahalleye 11 semt sahası olmak zorunda. Bu bugüne kadar bu yeşili koruyan,
bu spor sahalarını belediyenin yapması gerekirken bu kardeşiniz size hizmet etmeye çalışıyor. Siz de istemiyorsunuz. Siz de istemiyorsunuz. Yazıklar olsun. Hakikaten üzüldüm. Vallahi billahi üzüldüm. Biz karşı değiliz. Yürüyene karşıyız. Oraya olmasına karşılar. Oraya karşıyız. Yer yok, yer. Hayır. Bize sorularımız var. Bize fikrimiz var. Belediye her yeri inşaat yapmış. Yer yok. Çamlıkent'i yok sayıyorsunuz. Ben Çamlıkent'i, Çamlıkent'i yok saysam yolları yaparım. Yapacaksınız. Bak, sizin doğal hayır. Sıra gelmez isteseydim. Siz nasıl gönüllerin başkanısınız? Siz kendi gönlünüzün başkanısınız. Tamamdır. Bu toplantı burada bitmiştir. Konuşuruz sonra. Gideceksiniz. Bir dakika. Gidin. Ama hepiniz konuşursanız olmaz. Konuşacağız. Toplamı bak, bütün partililer toplanmış, farklı yere götürüyorsunuz. Biz çağırdık. Millet Halk Parti, bakın Ayriye Hanım'dan başkanıma kadar hepiniz burada yanlış yapıyorsunuz. Hayır, biz çağırdık. Biz orada oturuyoruz, yalan yapıyoruz. Hepimiz orada oturuyoruz. Başkanım, ben bu toplantıyı burada yürütmek istemiyorum. Hayır. Oturuyorum. Teşekkür ederim hepinize. Bu toplantı burada bitmez. O zaman siz Çamlıkent'i yok saydınız. Basın gelsin, ben basın toplantısı yapayım. Siz de yaparsınız. Başkanım, Çamlıkent'i yok saydınız. Size rağmen yapacağım. İnsanlar içi sayılır. Evet. Ondan hep şöyle. Terbiyesiz. Kaçıyorsun insanlardan. Dinlemiyor ki. Yapacağım diyor. Aklını bozmuş CHP'yle. Tabloyu izlediniz. Aslında hiçbir şey söylemeye gerek yok. Tablo net görünüyor. Daha önce de izah ettiğim gibi buradaki insanlar yerin yanlış olduğunu söylüyorlar. Başkan provokasyon diyor. Bir de üstüne ben size niye sorayım diyor. Ben istediğim yere yaparım diyor. Ben burunu kralıyım diyor. Ama burada yaşayan insanlar bunu istemiyorlar. Bu insanlar kendileri organize oldular ve biz destek için buradayız. Ve bir görüyorsunuz ki karışmıyoruz, konuşmuyoruz. Onların dertlerine çare olunsun istiyoruz. Ama belediye başkanı tavrında gayet güzel görüyorsunuz. Kafasına göre takılıyor. Ben karışmıyorum, ben yapacağım diyor. Sayın halkımı size havale ediyorum. Siz karar verin. Bir dakika Recep Bey, ayrılmayın. Biz maskemi çıkaracağım. CHP'yi suçluyorlar. CHP meclis üyeleri dediler ki biz yetki verdik. Biz onun için halk olarak onlara haberdar ettik. Sağ olsunlar, arkamızda oldular. İşi aydınlatmak istediler. Ama başkanımız sağ olsun bizi dinleme lütfunda bile bulunmuyor, yapılacak deniyor. Ne kadar duyarlı, ne kadar doğru bir iş bilmiyorum. Başka yer yokmuş. Keşan'da herhalde başka yer yok. Yollarınızı yaptım diyor. O zaten belediyenin doğal görevi yapacak. Bunları bizim başımıza vurmasının bir anlamı yok. Biz sadece yerinin uygun olmadığını belirtmek istiyoruz. Fakat dinlemek istemiyor bizi başkanımız. İlla yapacağım diyor. CHP'yi suçluyor. Ben CHP'nin arkasında da değilim. Sağ olsunlar, onlar bizim arkamızda durdu. Bilgileri olduğu için biz onları bilgidar ettik. CHP'ye para verdiler de yapmadı mı? Yalnızca aslında yapılması gereken iş çok basitti. Yani evet. İnsanların bir derdi var. Anlatmak yani istiyorlar. Şey belediye başkanı defalarca aramışlar. Telefona dahi çıkmamış. Üç kere parti belediyeye gitmişler. Görüşememişler ve seslerini duyurmak istiyorlar. Ama belediye başkanı yapması gereken ya nedir der, sıkıntı nedir diye sormak yerine eli ayağı titreyip dinlemeyerek bunları yaptı. Hiç yaşanmaması gereken bir şey. Kusura yani, bakmasın Keşan halkı. Çok olmaması gereken bir olay. Bize böyle davranıldı. En azından fikrimiz alınabilirdi. Ben yapacağım diyor. Başka bir şey demiyor. Hayırlı olsun. Ama aması var. Sonuçlar ne olur bilemem. Tamam. Hiç halkının gene yanında çıktı. Değil. Kim gene çıktı? Alaaddin Bey. Müthiş bir kışkırtıcısınız. Lütfen. Şey söylüyorum ben, basın yerinde kararımızı veriyoruz. Kararımızı veriyoruz. Çamlıkent'te bu stattan, bu spor tesisinden bir saniye kibar olun. Sen tekrar söylüyorum. Tekrar söylüyorum. Bir şey söylüyorum, dinleyin. Hiç sevmeden vermiyorsun, dinlemiyorsun. Sen işine bakar mısınız? Ben bakarım işime, baktım da işime. Siz orada oturuyor musunuz? Oturuyorum. Tamam. Ben şimdi size cevap veriyorum. Şu bir dönümlük yeri, çocuklarımıza yapacağımız yeri Çamlıkent'te yapmıyoruz. 11 mahalleden 10 mahalleye düşüyoruz.
hayırlı olsun ama Çamlıkent'te de çocuklar spor tesisi isterse hesabını siz verirsiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Eğer Çamlıkent'ten biz istiyoruz diye buraya 50 kişi gelirse onun hesabını da siz verin. Ama başkanım, tamam mı? 10 mahalleye düşürdük. Bu tesisi istemiyorsunuz anlamına geliyor. Çocuklarınızı, torunlarınızı düşünmüyorsunuz anlamına geliyor. Hayırlı uğurlu olsun. Cumhuriyet Halk Parti gene bu işte kazandı. Yaptırmamakta gene kazandı. Buyursunlar. Arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Yaptırmıyoruz. 10 mahalleye yaptırıyoruz. Arkadaşlar bir dakika. Tamam. Teşekkür ederim. Bir dakika bir şey söyleyeceğim ya. Cumhuriyet Halk Partisi gene bu işi gene olumsuz olarak halk kamuoyuna verdi. Hayırlı uğurlu olsun. 10 mahalleye yapıyoruz. Bakın her mahalleden istek var bana da yapın diye. Bazı mahallelere iki yaparız. Çamlıkent'e yapmayız. Hayırlı olsun. Camının altında beni mi dinler misin? Arkadaşlar. Bir dakika. Belediye başkanımız her zaman olduğu gibi her zaman olduğu gibi bu olayı da provoke ediyor. Bu insanlar bu sağlık spor tesisinin Çamlıkent'e yapılmasını istemiyor diye bir anlayış yok. Sadece o yere yapılmasın diyorlar. Bir başka yer daha uygunsa oraya yapılsın diyorlar. Ama başkan bey olayı provoke ediyor ve bu işi Cumhuriyet Halk Partisi'ne mal ediyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye meclisiyim. Bu insanların sorunları olduğu sürece ben bu insanlarla beraber hareket etmeye devam edeceğim. Evet. Bunu nasıl söz öyle algılasın. Yaşlılara göre bir şey yapsın. Benim evet. Çocuktan dışarıda oturmaya ben çocuğuna yok parkta. Çocuklarımızı sallamaya çıkıyoruz. Oturacak yerimiz yok. Biz yer istiyoruz. Gürültü, patırtı istemiyoruz. Tabii belediyenin hizmetinden memnunuz. Getirecek bize bir yer verecek. Şeşeler çivi çakılmasın diye o kadar uğraşıyorlar ki Cumhuriyet Halk Partililer. Hayır, şeşeler çivi çakılmasın. Şeşeler çivi çakılmasın. Hayır. Bakın arkamda izliyorsunuz. Bu Keşan'ın belediye başkanı arkadaşımız. Demin meclisi arkadaşımız da söylediği gibi halkımızın herhangi bir sıkıntısı ve derdi olduğunda biz sonuna kadar yanlarındayız. Başkan ne derse desin, ne istiyorsa istesin. Çamlıkent halkı sahaya karşı değil, yere karşı ama çok üzgünüm Keşan için. Böyle bir belediye başkanına sahipler. Arkamda izliyorsunuz. Bu Keşan'ın belediye başkanı. Mustafa değil, Halit Tarık. O koltuk çok ağır geliyor ona. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak halk ne zaman istiyorsa, kim ne derse desin yanında olmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim şimdi. Hadi, evet, ben de bir basın açıklama. Arkadaşları uğurluyoruz. Herkese hayırlı günler. Olmayacak. 10 mahalleye yapıyoruz. Çamlıkent'te yapamıyoruz. Başkanım. Yeni başkanı yere yapacağız. Evet, başkanım. İstemiyoruz değil başkan. Yeni uygun değil. Yeni uygun değil. İçeride yapacağız. Yeni uygun değil. Yeni. Çamlıkent sakinliğiyle. Yeni hocam konuştuk. Şimdi birazdan. Kendisinden bir basit açıklaması alacağız Fen İşleri Müdürlüğü'nde. Evet, canlı yayınlayayım ben şu an. Yayınlayayım ben. Evet, kıymetli hemşehrilerim. Görüyorsunuz bir Cumhuriyet Halk Parti katliamı daha yaşıyoruz şehirde. Toplamış başkan meclis üyelerini de Çamlıkent mevkiindeki 30 tane yaşlı amcamızı, teyzemizi toplamışlar. Şu spor tesisini Çamlıkent'e yapmayın diye onları da heyecana kaptırmışlar ve olumsuz derecede bu tesis ne olur bu tesisten? Bu tesisi yapmayın diye Cumhuriyet Halk Partisi başkanı işi gücünü bırakmış, Keşan'a çivi çakmayın diye engellemeye çalışıyor. Ve meclis üyelerini de almışlar. Gördüğünüz gibi 30 tane orta yaşlı ve yaşlı amcamız, teyzemizi alarak bu tesisi 11 mahalleye, 11 semt sahası yapılmasını istemiyorlar. Ya sevgili hemşehrilerim, sizler şu anda yarış halindeysiniz benim mahalleme de yapın diye. Biz şurada ne kiraya vereceğiz, ne akşam gece oynanacak, ne de gürültü olacak. Çocuklar içinde 6, 7, 8 yaşındaki çocuklar içinde oyun oynayacaklar. Ne olur bu mahallede o 30 tane yaşlı amcamız varsa 300 tane de çocuğumuz var. Ben Çamlıkent'teki bütün sakinlere sesleniyorum. Eğer bunu yapmak istiyorsanız
Siz de gelin belediyenin önüne onlar gibi yaptırmıyorum diyeceğinize siz de yaptırayım, yaptırıyoruz, yaptırmak istiyoruz diyebilirsiniz. Yani Cumhuriyet Halk Partilileri bugün bir daha gördük. Kadın kolları başkanı, ilçe başkanı, meclis üyeleri kışkırtıyorlar vatandaşı. Yaptırtmayın, yaptırtmayın diye. Çivi çakılmasını istemiyorlar bu Keşan'a. Yazıklar olsun. Bu Keşan'a 30 yıldır çivi çakılmamış, hala dönemimizde de meclisleri fazla diye bizi çalıştırmamak istiyorlar. Bunun hesabını lütfen siz verin. Bunun dersini de siz verin. Sevgili hemşerilerim, mübarek Ramazan ayında Cuma mübarekte belediyenin önüne toplanmış 30 tane yaşlı büyüğümüz, kışkırtanlar da Cumhuriyet Halk Partili başkanı. Dükkanını bırakmış, ekimliğini bırakmış, işini gücünü bırakmış, onları kışkırtmak için çaba sarf ediyorlar. Ne olur bunlara bir ders verin. Sokaktaki Cumhuriyet Halk Partililer de bunlardan rahatsız. Mecliste hayır, sokakta hayır, her yerde kışkırtmayla bu iş olmaz. Şimdi güzel güzel anlatayım. Bakın 44 metreye 20 metre aşağı yukarı 800 metrekare bir alan. Bunu Çamlıkent'e yapalım istedik. Çamlıkent'e yaparken de Çamlıkent'te yer yok. Çamlıkent bizim eski sitelerimizin olduğu yer. Çamlıkent'te yer olmadığı için geldik bunu Çamlıkent'in arasında boş alan var. Gece çalışmayacak, aydınlığı yok, ışığı yok. Sadece gündüz belirli saatlerde çocuklar oyun oynayacak. Ama 30 tane kim istemez bunları düşüncesi içine girmişler. 1000 kişi, 1000 daire olan Çamlıkent'te sadece 30 kişi karar veriyor burayı yapmayın diye. Ve belediyenin mülkü otoparkı, parkı. 30 kişi karar veriyor, başında da Cumhuriyet Halk Partililer. Böyle bir şey var mı sevgili hemşerilerim ya? Keşan'ı Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu zihniyeti mi yönetecek? Bu başkan mı yönetecek? Meclis fazlayım diye Keşan'a çivi çaktırılmasına izin vermeyecek mi? Allah'ın aşkına, o yüzden Çamlıkent'te şimdi yapmıyoruz, şu anda durduruyorum. Onlar tepki oldu diye değil. Şimdi yapın diyenleri bekliyorum belediyeye dilekçeleri. Bu kadar net. Teşekkür ederim. Sağ olun, varlık. Buyurun. Yer seçimi özellikle vatandaşlar şimdi yorumlarda da yazıyor. Başka yer yok. Şurada itfaiyenin yanında var. Oraya kimse gelmez. Hazinenin yeri orası. Belediyemizin bu standartlarda yapacağımız başka yer yok. Göstersinler orayı yapalım. Bakın göstersinler orayı yapalım. Başka yer yok. Ve orası da rahatsız edici bir yer değil. Arabalarını park edemiyorlarmış. Orası 3 dönüm yer. 2 dönümü de şöyle kilit taşla otopark yerleri yapacaktık. Bitmedi proje. Projeyi görseler bugün özür dileyeceklerdi benden. Projenin bitmişini görseler bugün benden özür dileyeceklerdi. Otopark yerleri yapacağız. Çamlıkent'e, ben de toplandılar sanıyorum ki Çamlıkent'e yol yapıyoruz. Bugün teşekküre gelmişler. Meğerse çivi çakmayın bizim Çamlıkent'e diyen 30 kişiyi belediye başkanının karşısına Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı, kadın kolları başkanı, meclis üyeleri çivi çakmayın Keşan'a diye vatandaşın yanındalar. 30 vatandaşımızı da ikna etmişler. Böyle bir şey olur mu? Bu tamamen bir provokasyon. Yazıklar olsun ya. Keşan böyle giderse ilerleyemez. Ama her şeye rağmen biz işimizi yapacağız. Evet, tekrarlıyorum, Çamlıkent'teki dostlarım, çocuğu olan dostlarım. Çamlıkent'te 1000 kişi oturuyor, 30 kişi değil. İstemeyen 30 kişi, binlerce orada isteyenler de var. Bakın bir tane size, şimdi merhabalar Mustafa Bey, ben Çamlıkent'te oturuyorum. Mahallemize yapılan top sahasının yapılmasında bir mahsur görmüyorum. Lütfen projeyi bir başka yere atmayınız. Çocuklarımız için çok güzel bir aktivite. Zaten şu an hastalıktan dolayı evlerde psikolojik bir bunalım yaşıyorlar. En azından aktivite olacak bir alanımız olsun. Bizler şikayetçi değiliz. 60 yaş üstü zaten bir park var orada. Onlar orada oturabilirler. O kadar çok çocuğumuz var ki Çamlıkent'te, onlara oyun alanı yok. Bu kadar net. Şimdi geliyor bak. Vatandaşımızdan mesaj.
Yazıklar olsun. Biz 10 mahalleye yapmaya devam edeceğiz. Burasını durduruyoruz. Çamlıkent halkı çoğunluğu yap derse yaparız. Biz hazırız. Ama çivi çakmayan, Keşan'a çivi çaktırtmayan yine Cumhuriyet Halk Partisi sahneye çıktı. Teşekkür ederiz.